Arkadaşlar merhabalar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi hafta sonları. Küresel piyasaları değerlendirmek istiyorum. Tüm dünya piyasalarına şöyle bir bakalım. Biz yüze vaktimiz olursa bakacağız. S&P altın, ons altın, ons gümüş, Bitcoin petrole bakarız. FIX endeksini bir gözden geçiririz. Arjantin piyasasına şöyle bir bakarız. %4 düşmüş cuma günü dikkat çekici. Burada dolar endeksine DXY'ye bakarız. Yüzde bir, bir buçuk. Orada ilginç şeyler oluyor. Altında da tabii ger sert geri çekilme oldu. Amerikan verilerin, enflasyon verilerin, işsizlik rakamlarının etkisiyle diyelim. Şimdi öncelikle arkadaşlar yurt dışı piyasaların S&P'yi bir değerlendirelim. S&P'nin genel durumu nedir diye bir bakalım arkadaşlar. Bu S&P'nin grafiği. S&P direnç noktası olan 4100'ü geçti. Dolayısıyla bizim genel değerlendirmemiz düşen hat aynı zamanda 4100'den geçiyor uzun vadeli 1 1.5 yıllık trend düşen trend noktası 4100 civarıydı açısal olarak şu bölgeyi geçtikten sonra bunun üstünü pozitif değerlendirmek lazım. 4300 4100'ün üzerinde kaldıkça 4300 hedeflenecektir. Ancak bunun e, henüz e, kalıcılığı ya da onayı alınmış değil. Yani bu kısımda eğer satışların devamı gelecek olursa şu bölgeye doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir. Burada bir ayı kanalı oluşuyor. Buradaki kanalı yani direnç noktası önümüzdeki dönem için 4300 olduğu görülüyor. Yalnız dolar endeksindeki hareket dikkat çekici. Onu belirtmiş olalım. Ayrıca altında da bir geri çekilme var. Ee, üstelik piyasaların çok da yukarı gitmesine izin vermiyorlar. Her ne kadar piyasa oyuncuları yukarı gidip e, son bir, bir buçuk yıldır kayıplarını telafi etme çabası içerisinde olsalar da e, işte Powell'un konuşmaları e, Fed Başkanı'nın genel değerlendirmeleri neticesinde e, piyasaların yukarıya gidip önünün açılmasına işte bir rally yapmasına önünü kesiyorlar ki burada olduğu gibi tam geçecek derken bir bakmışsınız çakılıyor. Şimdi yine aynı senaryo yaşanabilir ki bu sefer eğer geçemeyecek olursa ki şu kısımlar formasyonu tamamlıyor. E düşüş o zaman gelir arkadaşlar onu belirtelim. 2023'ün küresel piyasalar açısından iyi konuşul konuşulmayan bir yıl olacağı iyi konuşulmadığı açık özellikle de işte resesyon beklentilerinin olduğu dönemde her ne kadar büyüme verileri ve diğer veriler piyasa açısından pozitif gelse de şey özellikle getiri eğrilerindeki problem ve diğer problemler Avrupa'nın işte resesyona girmiş olması. Işte küresel savaş ve benzeri riskler yine tedarik zincirindeki kırılmalar ve benzeri problemler özellikle faizlerin yüksek tutulması piyasaları çok olumlu etkileyen durumlar değil arkadaşlar. Temel gerekçeler olarak bunlar sayılabilir. Teknik gerekçe anlamında tekrar söylüyorum. 4100'ün üzeri pozitif olarak değerlendirilir. Ve 4300 hedef olur. 4100'ün altına tekrar girecek olursa negatif tabloya hazırlıklı olmak gerekir. Ki bu seferki gelişte artık formasyonun tamamlandığını da unutmamak lazım. Yani düşüş eğer 4100'ün altına bir şekilde gelecek olursa devam bu problem olabilir arkadaşlar. Onu da hatırlatmış olalım. Ons altında ilginç şeyler olmuştu. Onu belirtelim. 10 altın Tabii bizim beklentilerimiz dahilindeydi. Bizim kanalımızı izleyen arkadaşlar hatırlayacaklar. altın 1950-60 bölgesinin hedef olduğunu, şu kanalın belli bir süre her ne kadar tepede kapatmış olsa da bizim beklentimizin 1850-60 normal makul seviye, onun altında 1760'a kadar gelebilecek olan bir geri çekilmenin söz konusu olabileceğini ifade etmiş olalım. Tabii Cuma günkü özellikle Perşembe ve Cuma günkü hareketler çok hızlı bir şekilde yaklaşık %7'lik bir düşüşü beraberinde getirdi. 1960-1860'a kadar geldi. Neredeyse işte %6'lık bir düşüş oldu. Gümüşte de benzer bir yansıma oldu. Bunun daha bir miktar daha yeri var ama ortalamaları çok sert kırdığı dikkat çekici. Dolayısıyla bu düzeltme makul bir düzeltme olarak bizim karşımızda arkadaşlar. Şuradaki hareketin şu zikzak hareketinin düzeltmesi Makul. Normal koşullarda bu hareketten sonra yukarı gitmesi beklenir. Anormal bir durum olmadıkça. E, düşen hat kısmında da 1720-1740 civarı onay noktasından geçiyor. E, onaya geliyor. E, orta vade için ons altında yukarı e, hareketler bekliyoruz. Buradan tabii gram altına da negatif yansıdı. %2-%3 civarında bizim gram altında da. tepeden aşağı bakarsanız %5-%6 da bizim gram altını da etkiledi. Onu da belirtmiş olalım. Ama bunun gram altın açısından enflasyonun yüksek olduğu düşünülecek olursa gram altın açısından aşağı fiyatların çok kalıcı olmadığı yorumu yapılabilir arkadaşlar. Ons gümüşü değerlendirecek olursak ons gümüşte de benzer bir geri çekilme oldu. Ons gümüşü uzun zamandır 24'ü geçemeyen bir grafik vardı ki cuma günü de bir anlamda çakıldı. 24'ü geçilmesi durumu söz konusu olsaydı 27 ve 30 hedef olacaktı. Ancak biz beklentimiz 10 Gümüş'ün öncelikle 22 hattına daha sonra da 21 hattına geri çekilmesi şeklinde ve o hatta doğru da bir geri çekilme söz konusu oldu. Oldukça sert diyebileceğimiz bir satış. Cuma günkü hareket %4'leri varan bir satış oldu ve Ons Gümüş'te bu arada uzun zaman beklediler. Ondan sonra sattılar arkadaşlar. Yani bu hareketin de orta vade için belli bir taban oluşturduktan sonra Büyük çıkış için bir geri çekilme güç toplama e, olarak değerlendiriyorum. Ancak e, bir günlük tabii sert hareket e, devamında birkaç gün daha sürmesi belli bir süre sürmesi beklenir arkadaşlar. Eğer borsalarda benzer bir geri çekilme satışları olacaksa burada da 20'ye kadar bir geri çekilme ve onay söz konusu olabilir. Ancak bu hareketin onay olduğunu unutmamak lazım. Orta uzun vadede ons gümüşün e, tekrar yukarı yönlü hareket etmesi olası arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. Geçmişte de bakın benzer düşüşleri yaşamış, bu sefer tabi ortalamayı kırdı yaşamış ama ondan sonra çok hızlı bir şekilde toparlanmıştı hatta şurada da tavan oluşturacak bir grafikte karşılaşmıştık. Ben önümüzdeki yıllarda benzer şu uzun çubuklu pozitif seyirlerin gelebileceğini düşünüyorum. Sadece işte bir panik havasıyla olan vadeli piyasalardaki işte kontrat kapatma ihtiyacı nedeniyle zaman zaman düşüş hareketleri olabilir. Onun dışında orta uzun vadede yönünün 10 altın ve 10 gümüşün yukarı olacağını değerlendiriyorum. Bitcoin'e bir de bakalım arkadaşlar. Bitcoin'de benzer aslında bir değerlendirmem var. Bitcoin pozitifti son dönemlerde. Onda da 24 binler görüldü. Ancak 24 bini geçemedi. Ben bu bölgede yine bir şart cümlesi aynı gümüşte olduğu gibi bir şart cümlesi kullanacağım. 24 binin geçilmesi demek 26 ve 28 hedefler. Ancak ben burada da aynı 10 gümüşte olduğu gibi bir yorgunluk olacağını belli bir süre durduktan sonra burada da yaklaşık işte şu bölgeye kadar 20 20.000'e kadar bir geri çekilme bekliyorum. Ondan sonra önünün yukarı gitme olasılığı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bir tobo grafiği oluşabilir. Öncelikle öncesinde böyle bir geri çekilmeyle karşılaşırız diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Şimdilik ortalamanın üzerinde olması, günlük ortalamanın üzerinde olması pozitif değerlendirilir. Yani günlük ortalama bir destek olarak evet, tutar ama belli bir süreden sonra bu aynı konskimişte olduğu gibi eğer 24'ü kıramazsa realizasyonun boyutu 20'ye kadar gelebilir arkadaşlar. Bunu da hatırlatmış olalım. Başka burada bir petrol değerlendirmesini yapalım. Petrolde biz orta uzun vadede petrolde yukarı eğilimler bekliyorum. Bu bölgede taban oluşum sürecinin oluşacağını, taban oluşumundan sonra ise tekrar yukarı döneceğini değerlendiriyorum arkadaşlar. MTA'daki satışlar petrolde etkiledi ama ben petrolde tekrar önümüzdeki dönemde küresel risklerin etkisiyle onu belirtelim. Ayrıca teknik olarak da ikinci büyük dalganın yapması gerektiğini düşünüyorum. Eğer ki bu analiz gerçekleşecek olursa petrolde 150 dolarları tekrar göreceğini hatta 150 dolarların üstünü de dalga büyüklüğü bağlamında önümüzdeki yıllarda hedefleyeceğini değerlendiriyorum. Ama şimdilik yatay bantta bir taban oluşturma süreci. Bu normal karşısında arkadaşlar. Bu kadar derin satışlardan sonra ortalamanın üstüne vurması aşağı gelmesi tekrar onay alması aşağı yukarı zikzak bir süre hatta son bir kez aşağı doğru 65'e kadar gelebilir. Sonra ise yukarı yönlü bir trade grafiği düşünüyorum arkadaşlar. Kısa vadeli bir analiz olmadığını da tekrar belirtmiş olalım. VIX endeksinde şu an için 20'nin altında olması bir problem olmadığını işaret eder. Ancak ben VIX endeksinde eğer bir kriz fiyatlaması söz konusu olacaksa dünya küresel piyasalarında VIX endeksinde ben şuradaki taban oluşumu bakın kama şeklinde bir düşüş var. Şuradaki taban oluşumu tamamlandıktan sonra bir bakın takoz var. Bu VIX endeksinde de yukarı doğru sert hareketlerde yukarı doğru dönmesini bekliyorum. Yani şuradaki hareketin bir formasyon tamamladığını ve yakın zamanda diyelim artık. Tabi zamanı kestirmek zor. Şimdilik 1-2 aydır VIX endeksi oyalanıyor. Bakın şu grafik bize bu grafik bize arkadaşlar böyle bir olasılığı gösteriyor. Yani önümüzdeki dönemde belki işte zamansı olarak bakarsanız bir 6 aylık dönem diyebiliriz. 6 aylık bir senelik dönem içerisinde VIX endeksinde yukarı yönlü grafiklerin çalıştırılma ihtimalinin yüksek olduğunu değerlendiriyorum arkadaşlar. Dolar endeksinde bir taban oluşumu sürecinden bahsediyorduk. Dolar endeksinde taban oluşumu süreci gerçekleşti ve burada bakın şu grafikte özellikle dikkat edeceğimiz 103 bölgesi. 103'te 100'e kadar da aşağı yukarı geldi. Şu bölge hatta kadar geldi. Bu hatta ben keskin bir e, yukarı yönlü bir grafik bekliyorum. Şuraya kadar arkadaşlar. 108'e kadar. Öncelikle direnç noktaları 105 sonra 108. Hatta olası senaryolarda çok daha yukarı 118'e kadar. İşte eğer bir kriz fiyatlaması olacaksa böyle bir grafikle karşılaşma olası. Ancak tabi bunlar konuşmak için henüz erken. Öncelikle şu grafiği bakın ortalamaları geçtiğini ve burada bir kalıcılık sağlaması gerektiğini düşünüyorum. Bu, tabi gittikten sonra hemen üstüne atmıyorlar. Belli bir süre geri çekiliyor. Sonra ise devamının gelme ihtimali var. Burada öncelikle 105'i takip edeceğiz. 105'e geçilip geçilmediği izlenecek. 105 geçilecek olursa hedef bölge 110 olacak arkadaşlar. 110'a kadar dolar endeksinde bir yönelik bekliyorum. Yani önümüzdeki dönem bakın doların kısa vade için güçleneceği bir dönem olarak bakılabilir. Sert bir yukarı yönlü. Burada tabi altın ve diğer emtiyaların tersine işliyor. Dolar endeksi güçlenirse altın, petrol ve bir diğer emtiyalar değer kaybediyorlar arkadaşlar. Şimdi de dolar endeksinde bir güçlenme dikkat çekici. Bu bölgede Dolar endeksi düşerken altın yükseliyordu. Şimdi dolar endeksinde bir çıkış varken altın e, düşüşe geçiyor. Ancak altının tabii farklı dinamikleri de söz konusu. E, orada özellikle küresel e, risk e, de bir problem olacak olursa yani savaş veya kriz veya benzeri sıkıntılar. O zaman altını kendi dinamikleri içerisinde düşüş hattından tekrar yukarı doğru dönmesini beklemek lazım. Güvenli liman olmasa hasabıyla böyle bir kısa değerlendirme yapmış olalım. Arjantin piyasasını değerlendirecektik. Son olarak da onu değerlendirelim ve yayınımızı, analizimizi tamamlamış olalım. Arjantin'de Cuma günkü kapanış oldukça sert olmuş. Ben şimdi her ne kadar buradaki e, uzun e, soluklu çıkış olmuş olsa da rally havası esmiş olsa da Aralık ayından sonra aynı bizim piyasamıza benzer bir yukarı hamle. Orta vade e, ortalamalara bu şekilde vurmuş ama ben bu ortamların 2023 yılında tekrar başladığı yer olan, tepenin başladığı yer olan işte 160 bin lira doğru bir geri çekilme olacağını, şu bölgeye doğru bir geri çekilme olacağını değerlendiriyorum arkadaşlar. Yani önümüzdeki yıl 2023 yılı Arjantin piyasasında bir geri çekilmeyle, bir realizasyonda karşılaşma olasılığı var. Değerlendirmem bu şekilde. Cuma günkü harekete de bakıldığında bizim grafik, bizim borsa endeksine koreli olduğu dikkat çekici arkadaşlar. Bizde de bir realizasyon oldu ikinci dalga. Biz onların şu an için önündeyiz. Onu da söyleyeyim. Yani geçmiş hareketlerde benzer düzeltmeleri, benzer çıkışları yapmıştık. 2018 zirve değerlerine yakınlar ve o bölgeden satış yediler. Şimdi de satışın ikinci dalga satış geldi ki öncesinde bizim bizde o satış gelmişti. Bizdeki satış da biraz daha derin oldu. Onlarda da şimdi ortalamanın altına kadar, biz ortalamanın altına kadar geldik malumunuz. Şimdi ortalamalara tekrar bir yöneliş meydana geldi. Grafik olarak biz biraz da onların önünde olduğumuzu görüyorum. Biz şimdi yeşil yaktık. Onlara dönünce ortalama yıkılıp ondan sonra tekrar tepki mahisinde yeşil yakmaları olası. Böyle bir değerlendirme yapmış olalım. Söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bunu hatırlatalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.